Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki Dostoyevski benim hayatımda en sevdiğim ve beni en çok geliştiren yazarlardan birisi. Ve ben de bu tür bir içerikle neden Dostoyevski okumalıyız gibisinden bir soruyu onun her kitabından okuduğum böyle sırayla okuduğum her kitabından bir alıntıyla size yorumlamak istiyorum, size sunmak istiyorum. Çünkü Dostoyevski içeriklerimin az olduğunu biliyorum. Sadece Dostoyevski'ye bir tane 31 dakikalık bir biyografi videosu çektim. Fakat onu okumadığım süreçte bile onun yazdıklarını hala düşünüyorum. Hala kendime bir öz çıkarmaya ve kendi düşüncelerimi Dostoyevski'nin alıntılarıyla beraber yapmayı seviyorum. O yüzden size insancıklardan Karamazov kardeşlere kadar birer alıntıyla böyle Dostoyevski'nin bu dünyaya neler kattığını, insanın içinde nasıl bir şey geliştirmeye çabaladığını ve psikoloji biliminin Belki de kurucularından sayabileceğimiz Dostoyevski'nin neden okumamız gerektiğine dair çeşitli bakış açıları sunmak istiyorum bu videoda. E, bu tür videolarımın devam etmesini isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoda da beğeni atmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Şimdi yanımda çeşitli alıntılar var dediğim gibi ve ben de bunu sizlere sunacağım. E, çünkü Dostoyevski herkesin tanıması gerek. Yani YouTube'da pek çok genç... Abi her video yaptığımda Dostoyevski ile ilgili her video yaptığımda telefon çalıyor. E tamam hani Rusya'dan Türkiye'ye çok yazmıyorum anlamıyorum ben de bunu. O yüzden biraz garip oluyor yani. Şimdi ilk alıntımız Dostoyevski'yi dünyaya tanıtan kitap olan İnsancıklardan gelecek. Yine ben bu alıntıyı seçtim sizin için. Şöyle demiş Dostoyevski beyefendi. İyilikler karşılıksız kalmaz. Erdemlilik er geç Tanrı tarafından ödüllendirilir. E şimdi sürgün öncesi Dostoyevski biraz daha böyle hayatı tanımaya çabalayan hatta ileriki zamanlarında Petrashevski grubu adlı sosyalist bir gruba da eğilimleri olan bir Dostoyevski. Yani inançlılık ve inançsızlık arasında gidip gelen bir Dostoyevski ile karşı karşıyayız. O yüzden iyiliklerin karşılıksız kalmayacağı ve er geç Tanrı tarafından ödüllendirileceği aslında Dostoyevski için çok uygun bir düşünce. Çünkü Sürgün sonrası Dostoyevski gerçekten ödüllendirilmiş bir Dostoyevski olduğunu düşünüyorum. Zaten size şöyle diyeyim Dostoyevski'nin önemini yansıtmak için ileride bahsedeceğim kitap olan Ölüler evinden anılar kitabını Aleksandra verdiğinde Aleksandr'ın ağladığı söyleniyor ve bunun üzerine de serfliği kaldırdığı söyleniyor. Serflik de Rusya'daki köylülerin kölelik sistemi. Yani kölelik kaldırılınca milyonlarca köylü özgürlüğüne kavuşuyor. Aslında Dostoyevski'nin dediği gibi iyilikler karşılıksız kalmıyor ve bireyden topluma yayılan bir iyiliğin belki de mucididir diyebiliriz Dostoyevski için. Şimdi sırada Dostoyevski'nin ikinci yayımladığı kitap olan Öteki Kitabı'ndan devam edeceğim. Öteki Kitabı insancıklar kadar böyle popüleritesi olmuyor, sevmiyorlar hatta öteki kitabını. Fakat psikolojideki alter ego'yu anlatıyor yani insanın kendisini görmek istediği kişinin karşısında olup başarılarını onun yapması çok ilginç bir konu ve psikolojide Dostoyevski buluyor bunu diyebilirim. Öteki kitabında diyor ki insanın dış görünüşü gösterişsiz olabilir ama önemli olan aklı, güçlü duyguları ve hoş tavırlarıdır. Bu Dostoyevski için çok önemli çünkü Dostoyevski'nin yüzüne baktığınızda Steven Zweig da bunu der biyografisinde, Dostoyevski biyografisinde yüzünü bile yorumluyor Steven Zweig ve Zweig da diyor orada aslında yüzünde böyle çok donuk bir ifade var diyor hayatın acılarından böyle kendine çok dert çıkarmış bir adam var gibi diyor böyle olunca insanın dış görünüşünün gösterişsiz olduğunu fakat önemli olanın aklı, güçlü duyguları ve hoş tavırları olduğunu da aslında Dostoyevski insanlara katmak istemiş diyebilirim. Çünkü şu anki çağımız gerçekten gösteriş ve şekilcilik çağı olduğu için lütfen unutmayın arkadaşlar Dostoyevski'nin size bir öğüdü var. Önemli olan aklınız, güçlü duygularınız ve hoş tavırlarınızdır. İşte aslında neden Dostoyevski okumalıyız sorusu için çok güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum sadece bunun bile. Yine kitaplarından devam ediyorum. Ev sahibesi kitabına geçtim. Özgürlük akılsız yüreğe göre değildir demiş Dostoyevski. Abi ne kadar büyük bir söz olduğuna bakar mısınız? Akılsız yürek ne demek? Yüreğini mantıksızlıkla ilerleten demektir. Yani aklını kullanırken yüreğini de kullanacaksın. Aslında ikisini de bizim dengede tutmamız gerek hayatımızda. Abi insanların kişisel gelişim kitapları okuduğunu neden okuduğunu anlayamıyorum. Zaten bu sözlerin hepsi bir kişisel gelişim niteliğinde. O yüzden hani illaki kişisel gelişmek için kişisel gelişim kitapları okumanıza gerek yoktur. Dostoyevski okursanız bile kişisel olarak çok fazla gelişirsiniz. O yüzden siz de eğer özgürlüğü bulmak istiyorsanız yüreğinizdeki ve kalbi düşüncelerinizi lütfen aklınızla beraber bir öz oluşturarak yapın. Yani çünkü akıllı bir yürek oldukça Dostoyevski de özgürlüğe kavuşacağınızı söylüyor. Beyaz Geceler kitabından devam ediyorum. Etrafına bir baksana, onca insan, onca gözyaşı, onca acı, bir soluk bile alamadan koşuşturmayla geçip giden onca yaşam. Yani Dostoyevski gerçekten 150-200 yıl sonrasını ne kadar iyi bir ileri görüşlülükle görmüş. Yani çok şaşırıyorum bu özelliğine Dostoyevski'nin. Çünkü hala onca gözyaşı, onca acı ve onca bu koşuşturma ile geçen hayatlarımızı gerçekten de bizim yüzümüze yüzümüze belki de en böyle etkileyici şekilde vuran insanlardan biridir Dostoyevski ve toplum içerisinde adımlarımı attığımda, insanların yüzlerine baktığımda hep Dostoyevski'nin dediklerini hissediyorum ve sırf bunun için bile Dostoyevski okumaya değer bir hayat o hayatlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi yine sıradaki kitaplarından devam edeceğim. Netoçka Nezvanova adlı kitabından bir alıntı söylüyorum. Neden diğer insanların yüzlerinde gülücükler varken bizim küçük köşemizde hiç kimse gülmüyor ya da hiçbir mutluluk ifadesi göstermiyor? Dostoyevski hayatı boyunca biliyorsunuz ki mali sıkıntılar geçirmiş ve bu yüzden de varoluş acılarına ve varoluş sancılarını da bu şekilde yaşamış birisi. Bizim ona empati yapabilmemiz çok zor bir durum. Çünkü konformist hayatlarımızda siz de bu videoyu telefonlarınızdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan izleyebiliyorsunuz. Bizim Dostoyevski'nin acılarına çok bir empati yapabilme şansımız yok. Biraz da Dostoyevski'nin kendi hatası bu çünkü çok büyük bir kumar bağımlısıydı. Kendi parasını kendi kaybetmeyi de seven bir insandı garip bir şekilde. O yüzden hiç kimsenin gülmemesi, hiçbir mutluluk ifadesi göstermemesi, Dostoyevski'nin biraz da kendisine öz eleştiri yapması diyebilirim. sürgün sonrasında Rusya'ya bir milli halk bilinci, milli Rusluluk birinci bırakmak açısından kendisiyle çok büyük farklılıklara büründüğünü söyleyebilirim sürgünden sonra. Evet Stepan Çukova Köyü adlı eserden devam ediyorum. Çok güzel bir alıntı var burada yine. Sevmek, insanoğlunu sevmek istiyorum ama engel oluyorlar. Vermiyorlar bana. Verim, bana bir insan vereyim de seveyim onu. Nerede o insan? Nereye zaklandı? Diyojen'in feneriyle aradığı gibi ben de hayatım boyunca onu arıyor. Bulamıyor. Bulamayınca da kimseyi sevemiyorum. Yazıklar olsun beni insan düşmanı yapana. Yani şu anki çağımızda da gerçekten insan düşmanı olduğumuzu görüyoruz. İnsanları tamamen böyle bir hareketleriyle, bir dış görünüşleriyle yorumlamayı ya da yargıyla yaklaşmayı çok seviyoruz. Aslında insan olunu sevmek çok zor bir şey değil. Fakat biz önyargılarımız bizim önümüzü o kadar çok geçiyor ki Dostoyevski de tamamen bunu anlatıyor. İnsan düşmanı yapan bir çağın içerisinde yaşıyoruz ve aslında 200 yıldır hiçbir şey değişmiyor. O yüzden neden Dostoyevski okumalıyız biliyor musunuz? İnsanoğlunu sevmek için ve insanoğlunun acılarını anlamak için yine bence Dostoyevski okumalısınız diye düşünüyorum. Ezilenler kitabından devam ediyorum. Yine çok sevdiğim bir alıntı var burada. Yaşama arzum, hayata inancım vardı. Fakat bu düşüncenin ardından bir kahkaha attığımı da hatırlıyorum. Harbiden ha. Yaşama arzum, hayata inancım vardı diyorum ben de bazen. Hani böyle bir dakikalık hayat ne kadar süper lan hissi geliyor ya böyle. Ondan sonra böyle 23-24 saat boyunca abi ya bugün de yine aynı geçti işte bugün de hiçbir şey katamadım kendime gibisinden bir pişmanlığa ulaşıyorum. O yüzden bu düşüncenin ardından bir kahkaha attığınızı hatırlıyorsanız sizde ve böyle yaşama sevincine ulaşmanız size biraz komik geliyorsa lütfen bilinçli bir yaşama sevinci ve bilinçli mutsuzluklardan bilinçli mutluluklar çıkarmak için de Dostoyevski eski okumanızı e, size tavsiye ediyorum. Sürgünden sonraki acıların yazdığı kitap olan Ölüler Evinden Anılar kitabında da çok değerli bir alıntı var arkadaşlar. Bir amaç ve içinde bu amaca ulaşma isteği olmadan hiç kimse yaşayamaz. Bu o kadar böyle kadim bir düşünce ve evrensel bir düşünce ki o yüzden bu amacı kendinize bir amaç belirlemesiniz öncelikle Dostoyevski bunu diyor ve bir amacınız olmadan aslında benliğinizden çıkmış oluyorsunuz çünkü amacı olan insanlar bu hayata daha iyi tutunabilen insanlar mesela Dostoyevski intihar etseydi ve acılarını hiçbir şekilde böyle görmezden gelip tamamen intihar etseydi düşünsenize şu an arkamda gördüğünüz çoğu kitap belki de yazılmamış olacaktı o yüzden siz de Dostoyevski gibi olun siz de intihar etmeyin siz de lütfen bir amacı olan gençlerden olun. Bir yetişkin olmak için bir amacınız olsun. Herhangi bir amaç olabilir bu. Dünyayı güzelleştirmek ve iyi şeyler katabilmek çok zor şeyler değil. O yüzden siz de bir amaca ulaşma isteği içerisinde olmanızı istediğim için Dostoyevski eski okumanızı öneriyorum. Yer altından Notlar adlı muhteşem kitapla devam ediyorum. Baylar yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Gerçek tam manasıyla bir hastalık. Bu Dostoyevski'nin bu düşüncesi gerçekten beni çok düşündürmüştü zamanında. Çünkü biz dünyanın arka planındaki acıları ve onların içselleştirmemiz gereken bu karanlık yönlerini dünyaya karşı bir sorgulama bir biçiminde uzatırsak kendimizi dünyanın pençelerine uzattığımızda görüyoruz ki bir hastalığa büründüğümüzü anlıyoruz. O yüzden her şeyi fazlasıyla anlamak, kendi hafızamızda da bir yere sahip olmuş oluyor. O yüzden her şeyi fazlasıyla anlamak gerçekten bir hastalık ve ben de kendimi bir hasta olduğumu hissediyorum. Ama Marcel Proust'un dediği gibi de insan hasta olmadan kendi vücuduyla ve kendi yaşantısıyla ilgilenmesi gerektiğini de hatırlayamıyor. O yüzden her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Sırf bunun için bile Dostoyevski okunabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi Dostoyevski'nin en önemli zamanlarına geliyoruz. Yani sürgün sonrası zamanlarında en önemli alıntılardan bir tanesini söyleyeceğim. Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Suç ve cezadan bu arkadaşlar ve 650 sayfalık bir kitapta sadece bir cümle dikkatimi çekti. Çünkü biz bu dönemde her şeye alışıyoruz, her şeyi unutuyoruz. Yani şu an video çekmeye bile alışmış bir Oğuzak Türk izliyorsunuz. Ya da siz de belki video izlemeye alışmış insanlarsınız. YouTube yokken insanlar YouTube kurulduğunda direkt YouTube'a alışmış oldular. Yani biz her şeye alışıyoruz. Yani 2 günlük, 3 günlük şeylere bir yerlere gittiğimizde bile oraya o şehirlere alışıyoruz. Ya yani Dostoyevski'nin bu konuda bile hani alışkanlık ve bellek konularında bile sadece bu konuları kendinize katmanız açısından bile okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi Kumarbaz kitabı yani ticari kaygıyla yazdığı bir eser olan Kumarbaz kitabından bir alıntı söyleyeceğim. Aynı bu kitaba uyan bir alıntı aslında. Neden para ihtiyacım olduğunu mu soruyorsunuz? Ne demek neden? Para her şeydir. Abi gerçekten böyle. Ben de böyle düşünüyorum. Çünkü İnsanın manevi özgürlüğünün olabilmesi için bence maddi özgürlüğünün olması lazım bu çağda ve ben de hani köy okullarına kitap yollayabiliyorsam bu kanalın gelirleriyle ya da bana destek veren değerli insanların o bana yolladığı maddi miktarlarla yollayabiliyorum. O yüzden bu çağda paran yoksa, fakirsen, sefilsen seni kimse takmıyor. Hatta bir sosyal deney vardı. Yerde böyle hani kıyafeti kötü olan birini yere düşüyor, kendi düşüyor tabi o. Onu kaldırmıyorlar fakat böyle takım elbiseli bir adamı yere düşmüşse onu kaldırıyor insanlar. O yüzden para her şeydir arkadaşlar siz de para kazanmak için bir iş yapın, bir çalışın, böyle kendinizin potansiyelini açığa çıkarmak için yaşayın ve bu manevi özgürlüğe dönüşsün. Mutlaka iyiliklerle, güzelliklerle bir şekilde Dostoyevski'nin de dediği gibi dünyayı güzelliğin kurtaracağını unutmadan Dostoyevski okumalarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi Dostoyevski'nin en önemli kitaplarından biri olan Budala kitabından bahsedeceğim. Bu arada suç ve ceza kitabındaki Raskolnikov'un tamamlanmış halidir diyebilirim size Prens Mishkin. Çünkü Mishkin ile Raskolnikov biraz farklı özelliklere sahip. Raskolnikov Napolyon olmak isterken Mishkin daha böyle ideali olmayan bir adam gibi görünüyor. Bu da zaten tez ve antitez olduğunu söylemiştim Dostoyevski biyografi videomda. Budala kitabından alıntı söylüyorum. Zaten 3-4 kitap kaldı hemen bitireceğim. ''Bir insanın kafasında doğan dahice veya yeni her düşüncede, onu anlatmak için ciltlerce kitap yazsa, 35 yıl sözlü olarak anlatmaya çalışsa yine de kafasından bir türlü dışarı çıkmayan, ömür boyu içinde kalacak başkalarına anlatamayacağı bir şeyler her zaman vardır.'' Ben de böyle düşünüyorum. Aklımdan böyle bazen çok şeyler geçiyor. İşte dünyanın acılarını unutamıyorum, dünyada böyle ölen masum insanları unutamıyorum. Fakat bunları söylemek gerçekten çok zor. Bunları yazabilmek, düşüncelerini beyninden böyle eline aktarıp kağıt halinde bir böyle somut ürüne dönüştürebilmek gerçekten de herkesin harcı değil. Dostoyevski'nin işte bu özelliğini de çok seviyorum. Bize aklındaki düşünceleri böyle berraklıkla ve herkesin anlayabileceği bir şekilde yazar bulmuş olmak Dünyanın başına gelmiş en iyi şeylerden biri ve İnsancıklar kitabında dediğim gibi iyiliklerin bir tanrı tarafından ödüllendirildiğini düşünüyorum Dostoyevski için. O yüzden sırf bunun için bile Dostoyevski okumaya değer olduğunu düşünüyorum tabii ki. Evet Ecinliler kitabından bir alıntı söyleyeceğim şimdi. Yalnız ölüm bu kadar yakınınızdayken umurunuzda bile olmaması gereken şeyleri böylesine önemsemeniz çok tehlikeli. Arkadaşlar gerçekten ölüm bizim kıyımızda. Zaten Eciniler kitabını da ölümünden birkaç yıl önce yazdığını biliyorum. Karamazov kardeşlerden önceki ikinci üçüncü kitabı zaten. Ee, yani ölüm her tarafımızda ve ölümü bizim düşünmemiz lazım. Ondan korkun demiyorum fakat ee, ölüm, ölümü bilin, ölümü sorgulayın. Ölüm var, iyi işler yapmanın gerekliliğini bilin. Ee, sırf bunun için bile kişisel gelişim açısından Dostoyevski'yi okumanız gerektiğini düşünüyorum. Dostoyevski'nin son kitaplarından biri olan Delikanlı kitabından da bir alıntı söyleyip direkt Karamazov Kardeşler kitabına geçeceğim. Zamanın geçtiğini düşündükçe içim içimi yiyordu. Yine bu ölümüne yakın yıllarda yazdığı için böyle bir düşünce de olması çok normal. Çünkü siz de bu videoyu izlerken belki şu an 10-15 dakika geçmiş olmasına rağmen çok çabuk bir şekilde anın geçtiğini görüyoruz. An artık o kadar çabuk geçiyor ki arkadaşlar ve biz bu zamanı yakalayamanın felsefesi içerisinde bir hayatı bitiriyoruz. Yani Proust'un dediği gibi zamanımızı verimli olarak geçirebilmek için zamanımızı kesinlikle boşa harcamamız gerek. Fakat bunun da farkındalığına bir şekilde varmamız gerek arkadaşlar. İçimizi içimizi yemeden içimizin böyle yenmeyeceğinin farkına varamıyoruz. O yüzden siz de zamanınızı verimli geçirmeye çalışmanızı tavsiye ederim Dostoyevski'nin dediği gibi. Evet şimdi Karamazov kardeşler adlı dev eserinden bir tane alıntı daha söyleyip sizi uğurlayacağım arkadaşlar. Bu alıntı gerçekten de dünya tarihindeki bence en güzel alıntılardan biri. Çünkü Karamazov kardeşler adlı eserinde biliyorsunuz ki Ivan Karamazov karakteriyle aslında Dostoyevski'nin inançlılık ve inançsızlık kutupları arasında gidip geldiğini ve kendi düellosunu yansıttığını görüyoruz. Karamazov Karşılar kitabında zaten Hz. İsa'nın teslis inancındaki ulaşmaya çalıştığı şey olan bütün insanlık adına acı çekmesini görebiliyoruz diyebilirim size. O yüzden bu kitabın 455. sayfasında diyor ki ''Tanrıma isyan ettiğim yok'' dedi. ''Sadece dünyasını kabul etmiyorum.'' Aslında bu o kadar büyük bir alıntı ki yani tanrıyı kabul eden yani inandığı bir tanrı olan bir adam bunu diyor. Tanrı bir dünya yaratmış ve o dünyasını kabul edememezlik içinde bir sanki işkence çekermiş gibi bir yaşamı vardı Dostoyevski'nin de. O yüzden bütün insanlık adına acı çeken ve Puşkin konuşmasında da dediği gibi Rus milli halk bilincini canlandırmak için ve Rus gençlerinin bir ideali olmasını gerektirdiği için bunu söyleyen bir Dostoyevski var karşımızda ve Sartre'ın da zaten varoluşçuluk felsefesinde de aynı şey geçiyor. İnsan acılarıyla ve yavaş yavaş böyle savaşarak varoluşuna ulaştığını söyleyen birisi de Jean-Paul Sartre. O yüzden Tanrınıza isyan etmeyin fakat dünyasını kabul etmezseniz bu dünyaya kabul edebilecek daha çok şey bırakabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden Dostoyevski'yi iyiliklerle ödüllendirmeniz için, alışmamanız için, unutmamanız için Tanrınıza isyan etmemeniz fakat dünyasını da kabul etmeyip bu dünyaya iyi şeyler bırakmanız için okumanızı tavsiye ederim. Böyle okuduğum kitaplardan farklı farklı alıntılar sunmak istedim size Dostoyevski açısından. Çünkü arkadaşlar hepimizin Dostoyevski okuması gerek. Daha iyi kitaplara, daha nitelikli kitaplara ulaşabilmemiz için Dostoyevski'nin herkes tarafından okunmasını istiyorum. Nitelikli kitaplara ulaşmanız sizin hakkınız olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür videolara devam etmemi istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bu videoya da beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Dostoyevski ile ve Rus edebiyatıyla kalın. Tabii ki de alıntılarla kalın bir de. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.